üniversite olsa, üniversite açacak olsam ki inşallah hani bu nasip olur bizlere. İlk açacağım fakültelerden bir tanesi İlahiyat Fakültesidir. Neden diye sorarsanız, şöyle yabancı dile vakıf ama birkaç yabancı dile vakıf mezunlardan söz ediyorum. Tüm din bilgisine sahip, aynı zamanda insani ve toplum bilimlere de vakıf. Bunun içerisinde felsefeden tutun, sosyolojisi, tarihi, dili, karşılaştırmalı edebiyatı, sanatı, kültürü, yani böyle her şeyi kapsayan, her türlü bilgiye vakıf İlahiyat Fakültesi mezun. Düşüncem budur. Şimdi bunları konuşacağız. Kimle konuşacağız? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Lefkoşa başkentinde Yakın Doğu Üniversitesi'nin İlahiyat Fakültesi'nin dekanı Profesör Doktor Sayın İbrahim Çapak hocamız bizlerle birlikte. Katılır mısınız düşünceme? Kesinlikle katılıyorum. Olması gereken bu. Bu yani zaten. İyi bir ilahiyat evet, fakültesinde kesinlikle. Olması gereken bu. Evet. Çünkü gerçekten toplumun beklentisi de bu. Geçmişle gelecek arasında köprü kuran bir fonksiyona sahip ilahiyat fakülteleri. Bazılarının algısında olduğu gibi sadece dini eğitim yok. Değil. Tabii. Felsefe din bilimleriyle ilgili 3 tane bölümümüz var. İslam tarihi ve sanatları, temel İslam bilimleri ve felsefe din bilimleri. Felsefe din bilimleri sadece diğer bir her bir bölümün 6 tane ana bilim dalı var. 8 tane ana bilim dalı var bazılarında. Felsefe din bilimlerinde 8 tane ana bilim dalı var. Bunların içerisinde mantık, felsefe tarihi, İslam felsefesi, din felsefesi, din sosyolojisi, din psikolojisi, din eğitimi, dinler tarihi gibi alanlar var. Ne kadar güzel. Ben şunu düşünüyorum. İlahiyat fakültesinde nitelikli bir eğitim verildiğinde mezun olan bir öğrenci tarih bölümündeki kadar olmasa da iyi bir tarih bilir. Felsefe bölümündeki kadar olmasa felsefe da bilir. Belki onlar kadar neredeyse. Ondan sonra sosyoloji hakeza, psikoloji hakeza bilir. Dolayısıyla İlahiyat Fakültesi nitelikli bir şekilde eğitim verebilirse ki biz onu vermeye çalışıyoruz. Kendi fakültemizde yeri geldiği zaman örnekler de vermeye çalışacağım. Çok iyi sonuçlar da elde edebiliyoruz. Olması gereken bu çünkü toplumun ihtiyacı olan bu. Bu. Ya da zamanımızın, dünyanın istediği. Evet. Şimdi taze fakültelerden bir tanesi, yeni fakültelerden bir tanesi. 4 yıllık ilk mezunlarımızı bu yıl vereceğiz inşallah. Bu yıl vereceğiz. Peki mezunlar ne iş yapar hocam? İlahiyat fakültesi doğrusu, mezunları. Mezunlar her birçok alanda, İlahiyat Fakültesi mezunları birçok alanda çalışabilir. Biraz önce ifade ettiğim gibi sadece belli kalıplarla öğrencilerimiz yetişmiyor. Sosyoloji, psikoloji, tarih, felsefe vesaire bunları biliyor. Bunun dışında temel İslam bilimleri dediğimiz alanları, tefsir, hadis, fıkıh, kelam gibi alanları da iyi biliyor. Dilerse Diyanet İşleri'nde yönetici olarak, uzman olarak, eğitmen olarak, müftü, vaiz vesaire olarak çalışabiliyor. Dilerse Milli Eğitim'de yine öğretmen olarak, idareci olarak vesaire çalışabiliyor. Dilerse akademik çalışmalar yapabiliyor. Yüksek lisans doktora yaparak üniversitelerde. Sadece ilahiyat fakültelerinde değil, yelpaze geniş olduğu için sosyoloji, psikoloji, felsefe vesaire alanlarda da yüksek lisans doktora yaparak oralarda da ilerleme imkanına sahip. Son zamanlarda birçok fakültede olduğu gibi mezun olanların birçoğu farklı alanlarda da çalışıyor. Yani mesela tıp mezunu gidip müteahhit olabiliyor. Peki tam tersi de yüksek lisansla söz konusu mu? Hani dedik tabii ki, farklı bir fakülte, mesela Fen Edebiyat Fakültesi gelip de yüksek lisansını siz de yapabilir mi? Kesinlikle yapabiliyor. Yapılacak şey şu, bilimsel hazırlık. Yani temel İslam bilimlerinde kesinlikle çalışacaksa, felsefede çalışacaksa çok sorun yok. Çünkü felsefe yüksek lisansı, doktorası bizde de var, felsefe bölümünde de var. Bilimsel hazırlığa tabi tutmadan olduğu gibi devam ettirebiliyorsunuz. Ama temel İslam bilimlerinde çalışacaksa Arapçaya vakıf olması gerekiyor. Çünkü kaynakları okuyabilecek nitelikte olması lazım. Osmanlıcayı ya da eski Türkçeyi iyi bilmesi gerekiyor. Çünkü epey kaynak var. Bunları kriterleri yerine getirdikten sonra herhangi bir alandan gelip İlahiyat Fakültesi'nde de yüksek lisans doktora yapabiliyor, orada öğretim üyesi olabiliyor, hiçbir şey yok. Peki çocuklar niye İlahiyat Fakültesini seçerler? Yani İlahiyat Fakültesini tercihte, yani dini inanış mıdır? Bunu saygıyla karşılarım. Yoksa bir sevgi midir? Hani aşk mıdır? Ya doğrusu iş imkanı İlahiyat Fakültelerinde hali hazırda çok. Çünkü Diyanet İşleri'nin ve Milli Eğitim'in bu alanda ciddi anlamda ihtiyacı var.
mezun olanları ciddi anlamda ihtiyacı var. Kıbrıs ilahiyatın tercih edilmesinin diğer Türkiye'deki ilahiyatlara göre farklı nedenleri de olabilir. Kıbrıs güzel bir yer. Tarihi geçmişi var. Arşiv boyutu var. İsteyenler arşivlerde de çalışabiliyor. Bir başka yönü, çok farklı ülkelerden öğrenci var. Yani gelen ilahiyat fakültesine gelen öğrenciler diğer öğrencilerle diyalog kurarak İngilizceyi, Arapçayı, farklı dilleri kolaylıkla, Farsçayı geliştirebiliyorlar. Bu çok güzel bir avantaj. Yani Türkiye'nin birçok yerinde bu imkanı yok. Bu yönüyle öğrencilerimizi çok da dil açısından da veya bakış açısını, ufkunu genişletmek açısından da çok önemli. Peki siyasi bir takım sıkıntılar var ama dinler işbirliği dediğimizde veya böyle bir ilahiyat fakültesi dediğimizde farklı üniversitelerden, farklı yurt dışındaki üniversitelerle işbirliğine, eğitim işbirliğine geldiğimizde bu sınırlar kalkıyor mu? Sınırlar zaten bizim başka üniversitelerle anlaşmalarımız, bağlarımız var. Öğrencilerimizi Ürdün'e veya başka yerlere götürüyoruz. Geçen yazda götürdük. Oradaki kurslara devam ettiriyoruz. Üniversitelerle karşılıklı diyaloglarımız, protokollerimiz var farklı yerlerle. Yani sadece kendi dünyamızda değil, Türkiye ile değil. Onun dışında da bir takım çalışmalarımız var. Uluslararası nitelikte olmasını arzuluyoruz ve buna dayalı olarak da çaba sarf ediyoruz. Buranın tercih edilmesinin bana kalırsa öğrenci açısından güzel bir yönü daha var. Türkiye'deki ilahiyatlar 5 yıl. Hazırlık sınıfı var. Burada bu hazırlık sınıfından öğrencinin öğreneceği dili öğrenci fakültedeki derslerin yanı sıra diğer öğrencilerle diyalog halinde çözüyor. 4 yılda mezun oluyor. Dolayısıyla bir oradan avantaj, hatta yani bir seneyi kazanıyor. Bir yıl kazanıyor. Hatta şöyle bir şey daha. Başarılı öğrencilere üstten ders alma imkanı var. Çok iyi. Biraz iyi çalışan bir öğrenci 3,5 yılda fakülteyi tamamlayabiliyor ve nitelikli bir şekilde tamamlayabiliyor. Ayrıca bizim fakültemizin başka yönleri var. Marmara Üniversitesi ile protokolümüz var. Hocalarımızın bir kısmı oradan geliyor ve birkaç gün burada gününü zamanla ayırarak öğrencilerle zaman geçiriyor. İstanbul Üniversitesi'nden olan hocalarımız var. Burada tam zamanlı olan hocalarımız var. Büyük Türkiye'deki ilahiyatlarla yarışıyoruz. Biz iddialıyız bir konuda. Hatta bilimsel uluslararası nitelikte dergilerimiz var. Fakültemizin hali hazırda çıkardığı 6 ayda bir YÖK kriterlerine ve bilimsel kurallara uygun 2 tane dergisi var. Bunlar aynı zamanda yabancı dil, özeti vesairesiyle olan şeyler var. Öğrencilerimizin kendi içerilerinde çok güzel kaynaşmalar var, kulüpleri var, dergileri var. Peki İbrahim Hocam, diyelim ki ben tercih yapacak bir öğrenciyim veya öğrencinin velisiyim. Hani burayı düşünüyoruz, ziyarete geldim. Dedim ki, hani benim sınırlarım yok. Buradan mezun olduktan sonra ben dünyanın farklı bir ülkesinde çalışmak istiyorum. Siz beni öyle bir donatmalısınız ki dil bakımından da. Ben sadece hani Türkiye'de görev yapmayacağım, çalışmayacağım, gideceğim farklı bir yerde. Bunu sağlayabilir miyiz? Biz normal derslerimizin dışında ekstradan da dileyen öğrencilerimize hocalarımız gönüllü kurs veriyor. Arapçadan böyle bir programımız var. Farsça çok iyi bilen hocalarımız var. Dileyen öğrencilere Farsça ek şey yapıyoruz. Osmanlıca ve eski Türkçe haftalık dileyen öğrencilerimize hocalarımız ders veriyor. Bir de üniversitenin imkanı var. Çünkü Yakın Doğu Üniversitesi büyük bir üniversite. 22 bin civarında öğrencisi var. Farklı dillerle konuşan, farklı kurslarla imkan sağlayan durumu var. Bu yönüyle öğrencilerimiz son derece nitelikli bir şekilde mezun oluyor. Peki şimdi tıp fakültesi mesela hastanesi var. Diş hekimliğinin hastanesi var. Veteriner hekimliğin işte hayvan hastanesi var gibi. Şimdi ilahiyat fakültesinde cami yapılıyor. Peki bu caminin yapılması tabii ki öğrenci için çok büyük bir avantaj da yaratıyor mu? Az önceki saydıklarımızda olduğu gibi. Şöyle bir şey, tabii ilahiyat fakültesi mezunu sonuçta toplumun önüne çıkıyor. Yani çıktığı zaman da ilahiyatçıdır. O kimliği üzerinden sıyırması zor. Onun için hazır olması Hazır olması gerekiyor. Bu hitabet dediğimiz şey, retorik dediğimiz şey çok önemli. Öğrencinin bunu geliştirmesi, vaaz, hutbede vesaire de yine ortamında olur. Laboratuvar adeta camiler. Dolayısıyla kendi camimiz temeli atıldı, yapılacak. Ve bunun dışında da diğer camilerde de biz bu imkanı bulabiliyoruz. Öğrencilerimizi bir şekilde yönlendiriyoruz. Bir bu yönü var, o yönüyle hazırlıyoruz. Bir de tabii İslam tetkikleri merkezimiz var. Burada Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde kurulan bir merkez bu. Bu merkez bünyesinde de yine Girne'de 2. Mahmut Kütüphanesi'nin kitapları Girne'ye taşındı. Arşivimiz var. Onlarla yaptığımız bir takım protokollerimiz var. Öğrencilerimiz orada bir takım çalışmalar da yapabiliyorlar. Bitirme çalışmalarını yaparken hem oraya bir belki katkı hem de öğrencilerin geri dönüş, kendilerine bir katkıları olabiliyor. Bu yönüyle de öğrencilerimizi, bunlar eğer laboratuvar olarak nitelenecekse o tür imkan
imkanlarımız hani başta var. Başta saydığımda ki olması gereken dediniz, doğru dediniz. Hani ben ilahiyat fakültesi açsam naysanım. Evet, tabii ki sizin yanınızda böyle bir şey hakkım yok ama. Mesela bir Hristiyan öğretim üyesinde yurt dışındaki İtalya'dan, Vatikan'dan ders vermesi için davet ederdim. Yahut da bizim öğrenciyi ders alması için ne bileyim yurt dışındaki farklı hani şeylere, fakültelere gönderdim. Bu mümkün müdür? Yapılıyor mu? Yahut da ne bileyim yapılmalı mıdır? Ya bu yapılmalıdır. Biz de kendimizce yapmaya çalışıyoruz. İlahiyat fakültelerinde doğrusu kişinin inancı çok önemli değil. Yani tabii ki temelde gayet İslam elbette. Çünkü ilahiyat fakültenin amacı bu. Ama Müslüman birisi, bir öğrenci veya bir hoca sadece İslam'la yetinmiyor. İlahiyat fakültelerini sadece belli kalıplar içerisinde düşünmek çok doğru değil. Bizim uluslararası vizyona sahip olmamız gerekiyor. Öğrencimizi de öyle yetiştirmemiz gerekiyor. Dolayısıyla kapılarımız açık olduğu gibi diyaloglarımız da bir şekilde onların bize gelmesi, bizim onlara gitmemiz gerekiyor. Olması gereken bu. Bunun için de bir takım çabalarımız var, diyaloglarımız var, paneller, konferanslar vesaire. Dergilerimize onlardan yazılar talep ediyoruz. Kendimiz bir şekilde talep edildiği zaman destek vermeye çalışıyoruz. Peki gelen öğrencileri nasıl değerlendiriyorsunuz veya gelirlerken neye hazırlıklı olmaları lazım? Ya bir defa gelen öğrenci ben açıkta kaldığım için gidiyorum dememeli. Yani bilinçli tercih olmalı. Ben bilinçli tercih olduğunu tahmin ediyorum. Çünkü geçen dönem başında bir öğrencimle karşılaştım. Ben onu tanımıyorum. Yeni gelmiş, web sayfasını incelemiş. Ondan sonra yanıma geldi. Hocam ya işte ben sizi web sayfasından biliyorum dedi. Gelen hocaları, derse gelen hocaları incelemiş. Marmara'dan gelen hocalarımızı takip etmiş. Diyor ki benim puanım Marmara'yı tutuyor. Hatta daha fazla puan aldım ama ben burayı tercih ettim. Niye burayı tercih ettim? Marmara'da olan burada var. Onun dışında daha farklı şeyler var. Burada haftalık bizim her hafta panel ve konferanslarımız var. Öğrencilerimizin, kulüplerinin vesilesiyle. Kendilerinin bu çok önemli. Kulüp yoluyla yaptığımız, biz onlara destek oluyoruz. Çok iyi. Kendilerinin bizzat yazıp çizdikleri dergileri şu anda matbaa sürecinde çıkıyor. Dolayısıyla sorumluluk onlara da veriliyor. Biz de onlara destek olmaya çalışıyoruz. Bu yönüyle tercih eden, bilinçli bir tercih yaparsa buradaki arzuladığı hedeflere ulaşması kolaylaşıyor. Biz de o noktada çok fazla daha destek olabiliyoruz. Fakültemizin bizim bildiğimiz, takip ettiğimiz kadarıyla Türkiye'de güzel bir yeri var. Diğer fakültelere baktığımızda veya diğer bölümlere baktığımızda o sadece akademik yöndür. Mesela ilahiyat fakültesini seçtiği zaman burada bir dini eğitim de var. Buradaki dini eğitim, bu dini anlayış kişinin kendi yaşantısına da yansıyor mu? Yoksa hocam bu akademik tarafıdır, o kişinin kendi tercihidir, kendi yaşantısıdır. Şimdi böyle bir etkileşi var mı bu fakültede? Benim çok merak ettiğim bir soru. Doğrusu bizim arzuladığımız ve gördüğümüz ilahiyat fakültesinden yetişecek olanların rol model olması. Güzel. Yani ahlaklı olacak, insanlara saygı olacak, insanı insan olduğu için sevecek. Bir takım ön yargılardan, kalıplardan sıyrılacak. Karşıdaki insanlara... Ama temsil ettiği şeye de uygun olacak. Onu da elbette. Çok elbette güzel. Uygun olacak. Güzel. Karşıdaki insana da saygılı güzel. Olacak. Çünkü insanlar robot değil. Herkes farklı farklı düşünebilir. Tabii. Ama karşılıklı saygı çerçevesinde karşılıklı konuşarak... Ama yaptığı şeye de uygun davranacak. Kesinlikle. Yani ilahiyatçı kimliğine uygun güzel. Olması lazım. Çok iyi. Teşekkür ederim. Ben çok teşekkür sağ ediyorum. Sağ olun. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Tekrar birlikte olmak ümidiyle. Esen kalın. İyi günler efendim.